Arkadaşlar merhaba, ben Çağatay Usta. Bu finisyon macunumuz. Yeşil böyle. Ama bio arkadaşlar. Zımpara yaptığınız zaman tozları hani size zarar vermiyor. O şekilde üretmişler. Bir de mastik. Mastik demişim. Fiber macun. Bunun fiber oranı da biraz yüksek. Normalde ilk ana zemine fiber çekmiyorum ama bir arkadaşım sormuştu fiber macunu nasıl yapabiliriz diye. Ona istinaden çekeceğim. Bunun zımpara yaptığınızda zarar veriyor bu. Bunu yeni çıkarmış Kar Sistem. Hani her şeyi bio bunun. Zarar vermiyor hiçbir şekilde tozu. Mesela Üşem'in bir kutu macunu 26 euro. Bunun bir kutusu 56 euro arkadaşlar. Öyle bir fark var yani bir de. Bir karıştıralım şunu. Buraya da bakıp 2021'de iyiyim zannetmeyin arkadaşlar. Duvara astım ki titiner gelmesin diye, pislenmesin diye. Bu arada yeni gelen arkadaşlar varsa da abone olmayı unutmasınlar. Şimdi bu zemine direkt mastik, polyester mastik çekersek bu zamanla çatlama yapar arkadaşlar. Hani oynadıkça, çünkü yapışkanlık kuvveti fiber macun, alüminyum macuna göre daha az oluyor. Hani o yüzden direkt ilk başta bunların üstüne ya fiber ya da alüminyum macun çekmeniz gerekiyor. Şuradan şöyle çekeyim ki çelik aşağıdan tamamlar. Tamamdır. Bunu kurumaya bırakalım. Ondan sonra biyo macunumuzdan çekeceğiz. Hani demek istediğim, elinizi her şeye alıştırın arkadaşlar. Sadece çelikle değil ya da plastik kauçukla değil. Hani her şeyi de çekebilmeye özen gösterin. Yoksa hani bu sizin için daha iyi olur böyle. Daha çok pratik yapabilirsiniz. Daha rahat, hani artık macun çekerken korkmazsınız. Şununla bile çekebilirim yani. Hani plakayla bile çekebilirim, öyle düşünün. Elinize her şeye alıştırın yani. Çelik elinizde bir olsun. Şimdi onun kurumasını bekleyeceğiz fiber macunun. Ondan sonra şu biyo macunumuzdan uygulayacağız. Biraz kurumuş gibi arkadaşlar. Böyle bir 80 vuracağım, çizeceğim. Üstüne biyo macunumuzu çekeriz. Ara tabanı çıkarayım arkadaşlar. Müzik.
Bir hava tutalım gene. Öyle bir kabasını aldım hani. Takoz makoz vurmadım, sadece makine vurdum. Şimdi bio macunumuzu çekelim. Yani macun, polyester macun. Arkadaşlar bu polyester macun şey amaçlıdır. Hani finisyon, böyle nasıl söyleyeyim, son katta çekilen bir macundur. Öyle direkt yüzey metalin üstüne çekmeyin, uygulamayın. Hemen çabuk çatlama yapar. Rahat bırakın. Burada da ama yeşil oldu. İlk önce bıraktım. Şu üste de bırakalım arkadaşlar. Oval geliyor bu şekilde. Ne kadar düz çekersek o kadar az uğraşacağız arkadaşlar macundan, zımparasıyla daha doğrusu. Buradan tamamdır. Kenarları biraz kuruduktan sonra alayım. Neyse şimdi alayım ya. Tamam. Ya da şurayı bir daha çekeyim ya. Hoşuma gitmedi. Üstten. Bir daha. Tamamdır. Şimdi buradan yavaşça alttan devam edelim. Tamam. Şuraya bir daha. Tamam. Şuraya da. Görüyorsunuz değil mi? Sürekli mıncıklıyorum. Hani bırakamıyorum bir türlü. Tamam. Daha ellemeyeceğim. Yeter. Şu kenarı alalım. Şuraya alalım. Burayı alalım. Şu en alt kısım. Tamamdır. Kurusun. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanalı abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Bakın şurada bir çok ovallik var. Şurada. Evet. Şurada. Onu vermek için buraya çok macun bıraktım. Şuraya kadar oval geliyor. Burada fazla yok. Ama buradan buraya kadar çok keskin. O yüzden keskinlik vermek için üstüne macun bıraktım arkadaşlar. Siz de hani macun çekeceğiniz bölgeye iyice dikkat edin ki ondan sonra sonra uğraşmayın. Bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra zımparasına başlarız. Arkadaşlar şimdi burayı zımpara yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu havalı takozla yapacağım aşağıyı.
çöktü. Manivele geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Takoz da yapacağım biraz da. Takoza 80 taktım. Normalde kontrol tozu var arkadaşlar. Böyle siyah mat da atabilirsiniz. Zaten hemen kuruyor. Takoz nerede? Burada. Şura biraz şiş, orayı da alalım. İyi şu an ya, bakayım. Aynen, 240 vuralım.
Şu an düzlük, dalga malga, dulga dulga yok arkadaşlar. Sadece şuradaki bir ovallik var ya, onu vermemiz gerekiyor. Onu da bir tane bant alalım. Bakalım şuradan itibaren şöyle bırakıyorsa kalınlık, şuradan itibaren oymamız lazım. Biraz metalin aşağısında. Öyle geldik. Aynen böyle. Bu şekilde oymamız lazım ki o yuvarlaklığı verelim. Yoksa burası düdüklü tencere gibi gözükür. Hani kalır. Bazısı dikkat etmez bile buna. Düz yapar, hop. Şu şekilde. Yavaşça boyayacağız. Biraz daha oyalım. Biraz daha iyi gibi. Burası biraz daha keskin. Böyle yapabilirim. Şunun ucuyla biraz daha şöyle yapabilirim. Çünkü bura çok keskin. Böyle küçük şeyler bayağı etkili oluyor arkadaşlar. Hani kordon olsun, ıvır olsun, zıvır olsun ayarlarken, yaparken, astarlarken ya da hani dikkat etmediniz, öyle yaptınız, hop geri başa dönüyorsunuz. Burası tamam ya. Şimdi bantı sökeceğim. Alttan bant koyacağım. Üstü yapacağız bu sefer. İşte macunu dandik çekseydik bu sefer macun lazım olacaktı. Bak, orası 240 zımpara elle çizmiş. Üstüne astar alsam da orada çizgi kalır öyle. Çünkü bura oyulmuş biraz. Şuradan itibaren takızı böyle vuruyoruz ya. Sürekli elinizle kontrol edin arkadaşlar. Şimdi bu bantı sökeceğim. Bantı biraz aşağıdan vurmuştum. Şimdi oradan vuracağım mecbur. Tamamdır. Bir tane daha koyalım. Yine 80, 120, 240 arkadaşlar.
Sürekli kontrol etmeyi unutmayın. İyi arkadaşlar ya, olmuş burası. Birazdan 240 geçeceğim. Herhangi bir dalga ya da başka bir şey yok. Makineyle 240 geçelim. Tamamdır. Şimdi 500 burada. Bantımızı söküyoruz. Bakın burası böyle böyle geliyor ama bizimki sipsivri. Artık bizimki de biraz oval geliyor. Biraz daha şöyle yapmamız lazım. O yüzden 500 de yapıyorum arkadaşlar. Çok almasın diye. Şu an oldu. Buraya ters bant bir tane. Şu aşağıya da aynı şekil. Buraya da burası tamam arkadaşlar. Şu altta zaten var. Şu köşeden vuralım bu sefer. Buraya da köşeden. Burayı da matla kapatalım. İçine girmesin. Tamamdır arkadaşlar, bitti maskeleme işlemimiz. Astarı hazırlayacağım. Biraz kısıyorum. Yoksa etrafa çok uçuyor bunlar. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar ilk katımız kurudu, bir 10 dakika bekledim. Şimdi ikinci katı atacağım. Tamamdır arkadaşlar bunun astarı. Şimdi bir bakayım nerede. Zımpara yaparken kontrol etmek için siyah mat atacağım böyle. Hani delik olur, çukur olur, herhangi bir şey olur. Bunları rahatlıkla görürüm. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.